Vallahi kardeşlerim ben şu anın yöneticilerine ve aynı şekilde yönetime girmek için parlamentoların kapısında bekleyen seçimlere hazırlık yapan insanlara sesleniyorum. Allah'tan korkun. Bu okumuş olduğum ayetler Allah'ın Nebisinin üzerine indirmiş olduğu ayetlerdir. Ve peygamber onların meclisine girecek değildir. Onların kanunlarıyla hükmedecek değildir. Onları dost edinecek değildir. Onların küfür bayramlarına iştirak edecek değildir sadece bunların bir cüz'ünü yapmayı aklından geçirmiştir. Yani ben elimi sürsem ne olur ki demiştir. Elini dahi sürmemiştir. Allah Azze ve Celle diyor sen onlara az bir şey meyletseydin biz sana dünyanın ve ahiretin azabını tattırır ve sen bize karşı yardımcı bulamazdın. Vallahi sizler de Allah'a karşı kendinize yardımcı bulamayacaksınız. Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda dirildiğinizde Allah size bu ap açık ayetleri hatırlatacak. Ey insanlar ve cinler topluluğu, size uyarıcı olan peygamberlerim gelmedi mi diyecek? Geldi. Sizi bu 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 konularda uyarmadı mı diyecek? Uyardı. Peki uyarmasına rağmen siz neyinize güvenerek, bırakın aklınızdan geçirmeyi, zikretmiş olduğumuz bütün küfürleri işlediniz, insanları buna davet ettiniz, insanları Allah'ın yolundan saptırdınız dediğinde, bu insanların Allah azze ve celle verecekleri bir cevapları yoktur. Onun için yol yakınken. Allah'ın rahmeti ve merhameti insanı kuşatabiliyorken insanın tövbe edip Rabbine yönelmesi gerekir ve bu ayet-i kerimelerin üzerinde tefekkür ve tedebbür etmesi gerekir. Evet, bu geçen derslerimizde de söyledim. Şu an yönetimde olanlar için söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin yani halka fayda olarak en iyi hükümeti şu anda baştadır. Hiç kimsenin bunda şüphesi yoktur. Yani 90 senedir yaptıkları yollarla, yaptıkları hizmetlerle, insanlara sunmuş oldukları imkanlarla Cumhuriyet tarihinin en iyi ve insanlara en faydalı hükümeti başladır. Ama ahiretlerini yakarak bunu yapıyorlar. Kafirlere meylederek bunu yapıyorlar. Allah'ın dünyada ve ahiretteki kat kat azabına düçar olmayı dünyadayken kabul ederek bunu yapıyorlar. Veya bir başkaları meclislerin kapısında sıralarını bekliyor. Seçimlerde can hıraş bir şekilde çalışıyorlar. Umulur ki biz de parlamentoya girer, biz de bu şirke ortaklık eder, biz de bu demokrasi dininin gerekleriyle amel ederiz diye bekliyorlar. Allah'tan korkun. Öyle bir gün gelecek ki Allah azze ve Celle sizi karşısına alacak ve o günün dehşetinden siz Allah'a cevap bile veremeyeceksiniz. Zaten cevap vermeye kalksanız bile Allah azze ve Celle indirdiği ayetleri üzerinize ikame ettiği hüccetleriyle sizi susturacak. Ondan dolayı yol yakınken henüz dönmek için fırsat varken tövbe etmek için imkan varken bu batılda ve bu gayyada diretmeye devam etmeyin. Evet, Belediye anlamında hepimize hizmet veriyorsunuz. Ama vallahi biz sizin ahirette ebedi azapta ateşte yanarak bize hizmet etmenizi istemiyoruz. Tövbe edin bizim kardeşimiz olun yollar bozuk olsun. Sularımız akmasın. Elektriklerimiz kesik olsun biz buna razıyız. Fakat biz kendini İslam'a nispet eden insanların ebedi ateşte yanmalarını sebep daha fazla elektrik, daha bedava internet, daha fazla yol, daha temiz hastaneler olsun diye Dünyada ben rahat edeyim diye sen insan kendini ateşe atar mı? Biz bunu istemiyoruz. Varsın bunlar olmasın. Biz bunların hiçbir tanesini istemiyoruz. Tek parti döneminde olduğu gibi sırayla şeye geçelim. Ekmeği sırayla alalım. Tüpü sırayla alalım. Gazı sırayla alalım. Buna razıyız. Ama bize dünyamızı kurtarıp kendi ahiretlerini yakan insanların olmasını istemiyoruz. Böyle insanlar varsın olmasın. Kıymetli kardeşlerim. Bu işin şer'i boyutu. Yani işin bir taraftaki boyutu. Eğer Allah kafirlere düşünce noktasında bile mail etmeyi ucunda maslahat olmasına rağmen bu kadar ağır bir dille eleştirmişse ve burada da eleştirilen kişi peygamberse kişinin bir de müşriklerin içinde onların amelini yapmasını varın siz düşünün.